Yol Arkadaşım 2 geliyor. Bütün yük bende. Dayanamıyorum ben. İbrahim Büyükak bir kez daha sinema dünyasında fark yaratmaya hazırlanıyor. Yol Arkadaşım 2. Evet. İki kişiyiz ya. Yol Arkadaşım 2 anlamında. Evet, poz ver. İlki birincisiydi çünkü bu ikincisi. Yol Arkadaşım 2. Herkes anladı Şeref. Evet, Yol Arkadaşım 2. Ve herkesin merak ettiği soru. Yol Arkadaşım 2 filminde Eser Yenenler rol aldı mı? Eşin aşı baktığınız zaman Eser çıkıyor yani. Yol Arkadaşım'ın ilkiyle herkesi gülmekten kırıp geçirmişti İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un başrolünü paylaştığı film. Sen kime ekonomi getirdin? Şeref yapma! Ancak kahkahalar yarım kalmasın, uzasın, aksın, gitsin diyen İbrahim Büyükak kalemi kağıdı aldı, filmin ikinci serisini yazdı. Çekimler tamamlandı ve vizyon için geri sayım başladı. Çayımı böyle içerim ben. Karımının dışında teşekkür ederim, sağ ol. Bazı kaprislerim var. Çayımı Oğuzhan Koç taşıyacak, sözleşmemde yazar. Yani herhangi birini istemem. Ve bu yükseklikte. Evet. Bu da yazar. Bir milim aşağı düşse canım sıkılır. Kamera arkası görüntüleri bile güldürmeye yetiyor insanı. Ancak biz filmin detaylarını da çok merak ediyoruz. O halde buyurun kulak verelim kahramanlarımıza. Bakalım ne anlatacaklar bize. Valla çekimler çok zordu ama çok güzel geçti. Çünkü ilk filmin üzerine çıkmak istiyorduk her anlamda. Hem komedi anlamında, hem aksiyon anlamında, hem oyun anlamında. O yüzden bunun aslında senaryo sürecinden itibaren daha zorlu geçeceğini tahmin ediyorduk. Aslında tahminimizden daha zor oldu. Güzel işler her zaman daha çok emek ister. İbrahim Büyükak da aynen böyle düşünüyor ve yoğunluğa değdi diyor. Çok memnunuz, çok keyifli bir şey oldu. Çok komik ve çok aksiyonlu bir şey oldu. O yüzden hani yorgunluğa değdi diyebilirim ama zordu yani çekimler. Oğuzhan Koç sonunda sandığından cicilerini çıkarttı. Aradığım kostümü buldum. Yol Arkadaşım senin de buldum. Yol Arkadaşım filmi kadrosunda değişiklik yaparak ikincisinde yeni yüzlere yer verdi bu yeni hikayesinde. O isimlerden biri de Ezgi Eyüboğlu. Şimdi Ezgi aramıza katıldı. Hikayeyle alakalıydı. Hikayede bir, şimdi hikayeden detay veremeyeceğim ama hikayeye bir yeni bir kadın karakter sokmak istedik. Gelelim o ilk filmden beri en merak edilen soruya. Üç adamın Eser Yenenleri bu filmde rol aldı mı? Eyvah, aynı yere geldik. Evet, geldik. Oğuz Bey, siz cevaplayın, buyurun. Eser bu filmde yok. Evet, yok. Bu sefer yok gerçekten. Evet, Eser bizim buramızda abi. Ya Eser yanımızda, yöremizde. Ama filmin şaşı baktığınız zaman Eser çıkıyor yani. Tersten mi? Tabii. Kalk. Koş, kaçıyorlar. Senin var ya ta arabaya bindiğinde senin ben ne mal olduğunu anlamalıyım. Senin geçmişini. İbrahim Büyükak bu kez farklı bir heyecan yaşıyor sanki. Yoksa bize mi öyle geldi? Set sabah bitti, o yüzden hala etim çıkıyor. Heyecanlı değiliz. Hala ayağımı böyle atıyorum, kurbanlık koç gibi ayağımı atıyorum yani. Heyecanlıyım gerçekten. Oo, kamera arkası gelmiş. İbo taklidi. Bugün ne yapıyoruz? Hangi şey? Buyurun. Filmin yeni isimlerinden Ezgi Eyüboğlu da bu projede yer aldığı için çok mutlu. İbrahim'le Oğuzhan'ın da zaten mizah duygusunu önceden beri çok severek takip ediyorum. Çok gülüyordum tespitlerine. Çok hoşuma gitti senaryo. Okurken bayağı güldüm. Ki bir senaryo okurken gülmek zor bir şey. Onu tattırdılar bana. Çok keyifle kabul ettim. Anlaşılan filmde bol aksiyon sahneleri bekliyor bizi bu kez. Abi aksiyon sahnelerine biz de İbo bakıyor. Evet, bir yer atlanacak, patlanacak bir şey olacağında hemen İbo geliyor, kendini paramparça edip gidiyor. Filme ait olan bir sahne var. Gelin ve damadın bir kepçeden düştüğü sahne. Öyle ki ana haber bültenlerine kadar çıkan ve gerçek sanılan sahne aslında tamamen Yol Arkadaşım 2 filmine ait. Her yerde yazıldı, sayfalarca yorum yapıldı falan. Bizim aslında şundan hoşumuza gitti. Demek ki çok gerçek bir sahne çekmişiz.
Oradan çok hoşumuza gitti ama yani bir baktık iş çok büyüdü. Ana haber bültenlerine dahi çıkınca hem mutlu olduk hem de bir yerden de ufak bir açıklama yapalım. İstedik oradan bir açıklama yaptık ama çok da mutlu olduk. Yol arkadaşım iki. Evet. İki kişiyiz ya. Yol arkadaşım iki anlamında. Evet, poz ver. İlki birincisiydi çünkü bu ikincisi. Yol arkadaşım iki. Herkes anladı Şeref. Evet, yol arkadaşım iki. Güzel.